Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün biyoenerjideki yaşam tarzımın girişimcilikte hayata geçirme şeklinden bahsedeceğiz inşallah. Çok güzel. Konuğumuz girişimci Nurhilal Gönül Açar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetiniz için de tekrardan teşekkürler. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Nurhilal Gönül Açar. 24 yaşındayım. Biyoenerji uzmanıyım, yoga eğitmeniyim, moda tasarım öğrencisiyim ve bir girişimciyim. Çok yönlü bir insansınız. Ne kadar güzel. Tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Aslında ben yaşam boyu öğrenim felsefesini benimsediğimden dolayı sürekli her alanda eğitimler alıyorum. Ve öğrendiğim şeyleri aktarıp hayata geçirmek beni çok mutlu ediyor. Şahane. Yaşama katkı sağladığımı düşünüyorum bu sayede. Evet, eğitim hayat boyu olmalı değil mi? Kesinlikle. Çünkü her zaman öğrenecek bir şey de var bizim için. Ve dünyayı takip etmek, işte son teknikler nedir, metotlar nedir, bunları da öğrenmek bize çok şey katıyor. Düşünün, geçen haftaki eğitim programımda bir yandan Photoshop eğitimi vardı. Diğer bir yandan babamdan çiftçilik eğitimleri alıyordum. Bir yandan kuantum, bir yandan yaratıcı düşünceyle problem çözme, kadın dili, erkek dili. İşte birçok alanda artık sayamadığım eğitimlere katılıyorum. Hacamat eğitimlerine başladım bu aralar. Bu da sizi donanımlı bir insan yapıyor değil mi? Ve tecrübelerinizi aktarıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Kesinlikle ben aslında bunu düşünüyorum. Kişi hayatta kendi yaşam amacını bulmalı. Evet. Ve bulma noktasında eğitim çok katkı sağlıyor. Kesinlikle. Yani her alanda bilgi sahibi olup kendini daha iyi keşfedebilmek. Evet. Ve potansiyelini aslında deneyimlerle de, potansiyelini keşfedip, evet, onu geliştirip hizmet etmek aslında. Potansiyeli hizmet ederek sonunda da ilham alabilmek. Kesinlikle. Değil mi? Sizi görenler de başarılarınızı takdir ediyorlar, rol model alıyorlar. Onlara ilham veriyorsunuz. Bu da son derece mutluluk verici. Niyetim o inşallah. Harika. Bu şekilde yaşama katkı sağlarım. İnşallah. Şimdi yaptığınız işlerden biraz daha detaylı bahsetmek ister misiniz? Tabii ki de. Buyurun. Biyoenerji alanında çalışmalar yapıyorum. Aslında biyoenerji benim yaşam tarzım. Hayatımdaki iyi niyetin ne kadar büyük mucizeler yaratabildiğini kendi hayatımda gördüm. Ne güzel. Yani eğer güzel ve doğru düşünceyle belli bir frekansa yükseldiğiniz zaman hayatınızdaki bütün fırsatların çok rahat bir şekilde size gelebileceği ve bütün kapıların açılabileceğini görebildim. Ne güzel. Ve bu anlamda acaba gerçekleştirme noktasında girişimcilik adımları attım. Ve Batman'da güzel bir ofis açtık. Tebrikler. Burada girişimci ortaklarımızı ağırlıyoruz. Onlara eğitimler de verme şansımız oluyor. Ve bambaşka bir dünya. Aslında baktığımız zaman klasik hayatta kişi hak ettiği ücreti kazanmıyor ya da bir şeye fazlasıyla zaman ayırıyor. Kendine zaman ayırma fırsatı olmuyor, eğitimlerine zaman ayırma fırsatı olmuyor. Ben öyle bir iş modeli istiyordum ki hayatımda, evet, sürekli eğitim alabileceğim. Ama kendinizi bunun yanında yeni insanlar tanıyabileceğim, evet, bildiklerimi aktarabileceğim. Çünkü evet, inanın bildiğiniz şeyleri aktaramamanın vermiş olduğu acı çok berbat. Doğru. Bir şeydir. Bu acıdan kurtulmak için aslında, evet, aktarmak paylaşmak isterim. Paylaşmak çok güzel bir şey değil mi? Muhteşem bir şey. Ve yani bir yerde insanların hayatlarına dokunuyorsunuz değil mi? Onlara bir şey katıyorsunuz. Hayatlarına da yön veriyorsunuz. Yardım eli uzatmak bu. Ya bu manevi tatmin de sağlıyor. Kesinlikle zaten o olmazsa olmaz. Bizim bu dünyadaki en büyük geliş amaçlarımızdan biri de bu olduğunu düşünüyorum. Yaşama katkı sağlamak başka bir canın, sizin, evet, diğer versiyonunuz aslında. Ben, evet, yine kendi diğer versiyonuma el uzatıyorum. Çünkü zaten kuantumda kuarklar, kuarklar sayesinde bu ispatlandı zaten. Her birimiz birbirimizin diğer versiyonlarıyız. Aslında, hı, ben kendime yardım ediyorum bir nevi. Doğru. Bu sayede. Harika. Şahane. Peki sizin bu işi seçmeniz nasıl oldu? Danışanlarınızdan gelen talepler nelerdir? Biraz anlatır mısınız? Aslında çok kötü bir zamanda böyle kendimi çok çaresiz, kimsesiz. Böyle hayatın inişli çıkışlı, değil mi? Yanları var böyle inişli bir tam dönemde. Tam böyle dipte yani. Tam dipte bir zamanda böyle bir iş fırsatı karşıma çıktı. Evet.
Ve öyle bir iş fırsatı ki dünyada bir organizasyon kurabilme imkanı tanıyor size. Evet, bir böyle bir network değil mi? Geniş bir evet, network. Evet, networkle dünyada büyük bir organizasyon kurabilme imkanınız var. Ve sizin özgeçmişinize bakmıyorlar. Yani hangi okullardan mezun olduğunuz, hangi yerlerde çalıştığınız ya da ticari geçmişiniz olup olmadığı... Yani böyle bir ön yargı yok. İlla işte ben tecrübe ararım, ben şunu ararım falan gibi talepler yok. Ya çünkü baktığınız zaman iki tip zaten yaşam tarzı olur. Kimi bilinçli bir ailede büyüyor ya da maddi durumu iyi bir ailede büyüyor ve bir sıfır önde başlıyor. Ama diğer maddi durumu kötü ailede olmuyor. ya maddi durumdan dolayı okuyamayan insanlar oluyor. Çok var. Onlara da bir şans tanınması gerekmez mi? Çok önemli. Ve bu sektörde bu yok yani. Buna bakılmıyor. Buna fırsat tanıyor. Fırsatlar tanıyor ve kişi eğer çalışırsa kendi potansiyelini keşfedebilir ve daha ileriye dönük bir sürü şey yapabilir ve en önemlisi kişisel gelişim burada çok önemli. Tabii. Çok önemli. Kişi kişisel gelişim kazancı hiçbir zaman kişinin kişisel gelişiminin üstünde olamaz. Mümkün değil. Ve burada kişi mutlaka bir arayış, bir üst versiyona geçebilme çabasında oluyor. Ve sermaye istemiyor. Ve sermaye bunun kafanın içindekiler oluyor esasında değil mi? Yani kendine yatırım yapıyorsun. Kesinlikle öyle değil ve mi? Bu çok muhteşem bir şey. Sıfır sermayesiz ve sıfır riskle bir iş sahibi olabiliyorsunuz. İşinizin zor yanları nelerdir? Ön yargı. Gerçekten ön yargının aslında kişiye zarar verdiğini. Çünkü hani biz bir yola çıktık zaten. Biz potansiyel arayışımızdayız. Ama kişiye bu fırsatı tanıdığımız zaman ön yargıdan dolayı kendine bu şansı veremiyor. Maalesef. Böyle bir kendisini şartlandırmış değil mi? Bazı kodlar var. Evet, şartlandırmış. Mesela kişiye maddi kazancının şu anki kazancının 10 katı kadar kazanabileceğini ya da 5 katı kadar kazanabileceğini söylediğin zaman yok diyor. Ya da özgür bir yaşam, gezerek bile kazanç sağlayabileceğini, dünyanın farklı bir ülkesinde bir organizasyon kurabileceğini söylediğiniz zaman yok yani. Yapamam kabullenemiyor. Bunu böyle bir şey mümkün olamayacağını düşünüyor. Bu da ön yargıdan kaynaklanıyor aslında. Kesinlikle. Ve hayal kurmamaktan aslında. Evet. Hayallerimizi yıkarak maalesef motomot bir hayat yaşıyoruz. Maalesef. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? En güçlü yönüm hızlı kavrama. Çok güzel. Yani öğrenme yeteneği, kabiliyeti. Her alanda bir şey odaklanmışsam o şeyi çok hızlı bir şekilde kavrarım, öğrenirim. Ve inançlı olmam da bu noktada. Bir şeye inandığım zaman bütün sevgimle ve enerjimle oraya odaklanabiliyorum. Harika. Ve sonuna kadar da ilerlerim, asla pes etmem. Tebrikler. Bu da kararlı olmayı gerektiriyor değil mi? Zorlukları aşıyorsunuz. Çünkü her bir zorluğun bir öğreti olduğunu biliyorum. Tabii. Bir tecrübe ediniyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Bunlar beni hep güçlendirir. Kesinlikle. Peki sizce başarı nedir? Başarı cesarettir aslında. Değil mi? Bir girişimde çünkü, bulunma cesareti. Evet, mesela hep biz başarıya ulaşma çabasındayız değil mi? Ben bunu düşünüyorum. Geçmişteki hayatımdan kurtulmak için attığım o ilk adım var ya. Evet. Ben o zaman başardım. Doğru. Yani illa o ilk adımı çıkmaya cesaret ettiğim anda aslında ben başarılı olduğuma inanıyorum. Yani başarı yani yakalayabileceğim bir şey değil. Evet. Oradaki ilk adım aslında. Çok güzel. Peki sizi en çok ne motive eder? En çok ne motive eder? Cesur olunur Hilal. Hayat cesur insanları ödüllendirir. Kesinlikle. Hep bunu söylerim ve adım atmaya başlarım. Tabii. Yani pasif olmayacağız. Böyle pasif beklemeyeceğiz. Yani girişim, çalışma, gayret değil mi? Emek verilecek. Kesinlikle. Emeksiz olmaz. Evet, hani hayal kuracağız, tabii, isteyeceğiz, odaklanacağız ama adım atmadığımız zaman o şey gerçekleşmez ki. Kesinlikle. Yani emek kader verilecek. Kader gayrete aşıktır. Evet. Gayret biz etmek lazım. Yapacağız yani. Emeğimizi göstereceğiz değil mi? O hedefe ulaşmak için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Bir de en önemlisi mesela attığım her adımda niyetimi kontrol ederim. Neyse. Niyetiniz iyi ise Rabbiniz her zaman yanınızdadır. Oluyor. Ve bütün yollar açılır. Açılır değil mi? En ufak bir yol tıkandığı zaman da hep durup düşünürüm niyetim ne? Niyetim güzelse o zaman o yolda da bir hayır vardır derim. Doğru. Ve ilerlerim. Bu düşünce beni çok
iyiye götürüyor. Evet, evet, ne kadar anlamda güzel. Çok katkısı oldu ve bunu herkese anlatmak istiyorum. Evet. Yani paylaşmak o kadar güzel bir şey ki. Kesinlikle. Kendinizin diğer versiyonunda bunu yaratabilmek, görebilmek, evet. Aktarabilmek muhteşem bir duygu. Yani şahane. Çok güzel. Evet. Yani aslında hani size davranılmasını istediğiniz şekilde başkalarına davranın denir ya. Evet. Bu da aynı manaya geliyor değil mi? Kesinlikle. Yani size iyi davranılmasını istersiniz. Siz de aynı şekilde karşınızdakine iyi davranıyorsunuz. Fizik kurallarında etkiye evet. karşı tepki vardır. Hı-hı. Tabii. O zaman güzel etkilerde güzel tepkiler kesinlikle. Yani negatif bir yaklaşım sergilerseniz karşıdan da bir negatiflik görürsünüz. Evrenin kuralı bu. Tabii. Onu bilmek çok önemli. Evet. Sizinle sohbet etmek çok zevkliydi ama programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Son olarak bunu söylemek istiyorum aslında. Cesur olun. Evet. Ama cesur da kendinizi keşfetmek yönünde olsun. Potansiyelinizi. Potansiyelinizi keşfedin. Bu dünyaya neden geldik? Neden yaratıldık? Bunu bir sorguladığımız zaman kendi yaşam amacımızı buluyoruz. Kesinlikle. Ve onu bulduktan sonra geliştireceğiz. Geliştirdikten sonra bir eser ortaya koyacağız. Daha çok insana ulaşmaya çalışacağız o bulduğumuz şeylerle. Evet. Ve ilham olmak. Bu dünyadan göçüp gittiğimiz zaman bile hatırlanmak. Aslında sizin İz diğer bırakmak, versiyonlarınızda kalbinizde yaşartmak. Evet. Yani kendimi tekrardan başka bir kalpte yaşatıyorsunuz bir şekilde değil mi? Yani aslında. Ruhun devamı gibi değil mi? Aynen öyle. Ve şahane. Bu da sevgiyle olur, katkıyla olur. Kesinlikle pozitif yaklaşım. Aynen öyle. Değil mi? Şahane, çok tebrikler. Teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz girişimci Nurhilal Gönül Açar'dı. Katılımınız, bu güzel paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Sağ olun. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.